Bununla netleştireceğim arkadaşlar. Çok bu. Sakin kal abi, sakin. Süper yavrular oldu. Çok güzel bir hayvan olacak. Bunlar arkadaşlar ağır kilo hayvanlar. Arkadaşlar şimdi köyden 3 sürü getirdik. Bunlar boyka yavrular. Yalnız bu onlardan bir ay küçük arkadaşlar. Bunu komşumuz büyütmüştü. Şimdi bunu satacağım. Diğer 3'ü kalacak. 3 sürü olarak onların adını koydum. Yayladan gelen 3'lü. Bu bunlardan bir ay küçük olmasına rağmen neredeyse bunda kadar olmuş arkadaşlar. Şimdi bunu da bırakalım, alışsınlar. Çünkü zaten hep beraber gelecektir. Ama inşallah bir sıkıntı çıkarmazlar. Bak bu aynı boyka ya. Aynı boykanın küçüklüğü arkadaşlar. Tabii böyle çok aşırı dövüşürlerse ayıracağız zaten. Bir tanesini yakalayalım bir. Şöyle. Hareket oldu. Aranda bir sütüşme falan olacak. Ama geçici arkadaşlar. Şşşt. Sakin ol, sakin ol. Aynı boykanın kasası var bunda. Şöyle yere bırakalım. Mesela çok güzel bir hayvan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen arasında birbirine. Zaten anne baba bir bunların. Yalnız benim yerden getirdiklerim bunlardan bir ay büyük arkadaşlar. Bu aynı boykanın hareketlerini yapıyor ya. Yani herhalde 4 kilo bir horoz olur. Öyle düşünüyorum. Şu anda arkadaşlar anaç tavuk ve boykanın diğer yerlerden gelen horozlardan bir ay küçük kardeşi var burada. Karıştıracağım. Anlaştırmaya çalışacağız. Anaç tavuk biraz sinirli, onlara vurabilir ama başında benim olmam lazım. Ondan sonra zaten tanışırlar. Sıkıntı olmaz yani. Anaç tavuk onların hepsine baktı. Şimdi gidip 3 sürü aşçörümüzü getirelim. Arkadaşlar 3 sürü aşçör da burada. Gidelim bakalım. Ben yer keperim. Gel. Şimdi bunları alalım. Gelmiyor herhalde. Biraz elini oynasana. Şu ikisini öncelikle bir yakalayalım. Bayağı boyun uzun duruyor. Ama o daha kasalı. En sonunda onu götüreceğiz arkadaşlar. Şu anda şunları ikisini bir götürelim. Arkadaşlar şimdi bu ikiliyi salalım. Bunlar birbirine bir şey yapmıyor ama diğerleri de yabancılar. Hemen horoz açtı, öyle abi. Aynen. Anaç tavuk aşağı kaçtı. Şimdi diğer içeridekini getirelim. Şu aynı boykanın hareketlerini yapıyor ya. Onu gibi şöyle. Aynen. Sen burada dur, ben gidip onu getirelim. Tamam. Cadı yavrular üçü de. Yani bu biraz rahatsızdı arkadaşlar. O yüzden biraz kilosu arkadaşlar o kadar dolmamış daha. Ama bu da zamanla olacak. Üçü de boykoya ve cadı yavruları. Gerçekten güzel oldular. Şimdi anaç tavuğu da buraya getirelim. Yani ne yapıyorlarsa bizim gözümüzün önünde yapsınlar. Sonra da hayvanlara gittiğimiz zaman birbirini öldürmesinler arkadaşlar. Burada ufak tefek çarpışmalarla bu savaşı atlatacağız herhalde. Deneyelim değil mi Erna abi? Bir deneyelim. Ama hemen horozlaşmış da değil mi? Aynen, ikisi çok şey olmuş ya. Ama bak o ne kadar dik. Boykan hareketler var. Uzun. Bu da ondan boyun uzun ama Erna abi. Daha güzel oldu ya. Kuşan yerine gelmiyor da biz geldiğimiz zaman yayana geldik. Değil mi? Öyle. Bunlar boykadan büyük. Ama o diğer çok kasalı ama onun boyunu kadar uzun yok yani. Değil mi abi? Öyle. O en ama baştaki çok uzun. Ya bu çok kasalı. Bu da bir ay küçük bunlarda. Bunun alakası yok. Tavuk kabarmaya başladı. Bu tavuk da büyük herhalde abi. Tavuk kabarmaya başladı. Ama ona hiç karışmadı engelli. Bu sefer engelliyi tebrik ederim. Gözlerini öperim engelli. Ufak bir engellere bir bakalım. Evet, çok iyi. Birincisi atlattı arkadaşlar. Sıkıntı şunda. Bu da korkarsa eğer, bunlar lider olacaklar. Ona karışmayın, o gariban biraz. Şu tavuk sıkıntı. Şurada yanlarına gitsin, ne oluyorsa olsun. Ha bu da, ona da karışmaz herhalde. Şu birden şey yaptı, tavuk korkutsalar. Şu boynuna bakar mısın? Ben göz edeceğim ya. Şu o taraftaki var ya. Kendi horozunu göz etme.
Hep bizimkisini etme. Erin abi de böyle dedim arkadaşlar. Boyka yavrusu verdim. Dedim ne güzel ne güzel. Adam öldü. Nasıl oldu? Bunlardan yiyorum ya. Ya aslında bu, bunlar hep o bir sürü aşıyor. Ve uçuyor. Kaçık derin şimdi heyecanlanıyor. Boyu bayağı uzanmış. O da çok kalın. Hadi artık daha ne yapacaksanız yapın. Ondan sonra ben gittiğimde savaş ortamı olmasın. İstemiyorum böyle bir şey. Ağaç tavuk sen ondan kaçırıyor musun? Horoza biraz yaklaşsa? Ya horoza konulabilirler çünkü horozlar arkadaşlar şu an kadar baskıda büyüdüler. Yani horozlar baskıdan bir horoz vardı. Köy horozu vardı. Halbuki bunda köy horozu dövermek de işte karışmıyorlar. Şu an küçükler. Aynen. Karşı koymuyorlar. Tavuk bunlar bir halletse daha iyi olur. Ya bir tanesi lider olsa iyi yerine abi. Anladın mı? Aynen. Sana kaçtı mesela. O şuraya boyuna bakıyor. Ben biraz yaklaşayım buradan. Şurada bir gelin karşı karşıya yeter artık. Kim kimden korkunuz ortaya çıksın. Ondan sonra biz yolumuza gideceğiz. İşimiz gücümüz var. Bak şu boyuna bak. Maşallah çok iyi bir olur. Bak bu korktu Erin abi. Bu korktu aynı hareketler. Bu da korkarsa. Arkadaşlar çünkü bunları aslında hepsini bu büyüttü. Tavuk elde tanıdık edinme geliyor. Burada Erin abiye verdim. Bu anaç tavuğun yavrusu. Bu da demiş ki kabaran tavuk vardı ya. Onun yavrusu. Bu da cadının yavrusu ama korkacak herhalde. Bunlar kardeş de derin abi. Normalde bunlardan bu çok ufaktı. Hı hı. Mesela derin bu çok büyüyecek. Başka ne güzel olmuş değil mi? Bir yakınlaştı biraz daha kendine. Çok güzel yavrular olmuş. Anaç tavuk gerçekten güzel yavrular veriyor. Baksana kolay gibi. Buraya geldiğinde korkuyordu baya. Şimdi... Dövüşmemeler lazım arkadaşlar. Dövüşülerse zarar görürler. Çünkü daha çocuklar bunlar. Normalde bundan çok korkuyorlar Erin abi. Şey bu var ya, dövüşmeler korkuyordu. Hı hı. Ama şu anda lider oluyor gördüğün gibi. İyi büyümüş değil mi? Aynen. Arkadaşlar bazı hayvanların da Erin abi de ver. Erin abiyle ortak yapıyor bu işleri. Dur bakalım. Bu araç tavuğun yavrusunu verdim. Harika bir hayvan onlar. Aynen çok güzel. Değeri bilmesi gereken bir hayvan. Zamanında bunda hiç tüy falan yoktu. Çok kötü de en adı güzel baktı arkadaşlar ona. Tüy falan yoktu değil mi? Başka biraz da bunu alalım. Nasıl sinirleniyor değil mi abi? Aynen. Bu zaten... boy var ya çok uzun olacak bize. Zaten ilk geldiğinde dövüşmüyordum her. Herhalde bu 84, bu da 83 falan. Ama arkadaşlar yayla taşır 175 falandı. Bunda 80 zaten. Ya bu çok iyi büyümüş. Bu çok dik var abi ya. Değil mi? Aynen. Bu çok dik duruyor Mert. Zaffet mi ya? Dövüşmeye izin vermeyelim. Onlar dövüşmekten yana değil de. Onlar tutmuyorlar ya. Hı hı. O çok boykaya benziyor Mert. Bu. Hı hı. Ama o içerideki daha kasalı yani evdeki. Ama o da boyu kısa. Aynen. Bundan kısa ama o da çok sağlam mesela. Boyka da kasalıydı ama boyka uzun değildi mesela. Mesela boyka bu kadar bir şey değildi yani. Boyka mesela evdeki gibiydi. Ama gördüğünüz gibi süper yavrular oldu. Nasibini aldı. Böyle daha da hareket verilerin abi. Zaten şu bakın diğer... arkadaşlar. Şu ağız gölge yapsana bakarsan anlayabilirsin nasıl bir yavrular olduğunu. Karşımda arasında. Çok alışsın derler. Boykan da cinsine uyuyor güzel. Benisi de mesela hiç kaçmıyor insandan. Aynen. Ki baba hiç çıktı meydana. İkisi de birbirinden meydana. Bakın bu kuyruğu gelsin var ya. Şöyle güzel bir kuyruğa sahip oluyor. Çok güzel bir hayvan olacak. Bunlar arkadaşlar ağır kilo hayvanlar. Yani 400 civarlarında fena olurlar. Boyları 90'a geldi kavuşur diye düşünüyorum. Şşş dur oğlum dur. Hani şu ana kadar bize bizim elimize gelmiş geçmiş en iyi horozlar diyebiliriz yani. Şu derin siyah üstü ve Erin abideki bu kırmızı anaç tavuğun yavrusu. Daha demin dedik ya arkadaşlar horozlar kaçırsın o anaç tavuğun yavrusu bu. Bunun babası da boyka. Bunun babası da boyka, bunun ikisi de boyka. Ben özellikle zaten anaç tavuğun yavrusunu istemiştim ben. Anaç tavuk çok iyi bir tavuk herhalde. Senin sağlamını biliyorsun, gördün nereye yaptığını. Hem de çok fizikli ve boylu yavrular veriyor. İşte. Ah. Elimle kalkıyor oğlum. Ha? Elimle kalkıyor elime. Elimle kalkıyor. Bunda insanın vurma huyu yok ama Mert. Tavuklardan bile kaçıyor. Yani,
maalesef Burkay'da çok var derler bu insana vurmak oluyor. O yüzden Burkay'ı vermek zorunda kaldım. Aynen biliyorum onu ya. Nasıl onu diye damızlıkta kullanabildik ama insana çok vuruyordu. Ya şımartıyoruz biraz. Biraz da hayvan içinde var. Oluyor yani. Ama mesela insanlar kaçmamalar çok güzel bir şey. Bunlar da el sürmemişim. Gayretten geldi beni tanıyor. Görüyorum. Sıkıver. Benim kırmızı hiç insandan kaçmıyor mu? Bu hiç kaçmıyor insandan. Ama insanı vurma huyu da yok. Çok iyi bir horoz uzatıyor benim abi. Mesela o zaman biraz sana verdiğin zaman kötüydü biraz. Tümün yoktu ama sen iyi bakmışsın yani. Bak kendine gelmiş. Ya bunun acı tüm değildi yani. Aynen. Buna hiç hayır etmedi yani. Boynu filan bak tüy filan geldi. Bak yapsa bakar mısın sen çocuğu? Ağzına. Kartal diye bir resmen ya. Bak gözlerin beyazlı olsun şu gözler içeride. Kaka yapsa. İbik. İbik yok zaten. Yani anaç tavuk olduktan ölene kadar vermeyeceğim arkadaşlar. Ağaç tavuk ödene kadar bende kalacak. Ama mesela bunların akartalı da kalan onlar. Bunlar güzel. Güzel hayvanlar yani. Bunlar normal horozda bahsedemez. Kart mı? Kart değil, bir yaşında ya. Bir buçuk yaşında bir horoz var arkadaşlar mesela. Saklı horoz. Ama hafif bir kilo. Gördüğünüz gibi ardına kalmaklar. Getireyim yanına. Bu da çok yaman bir horoz arkadaşlar. Ama mesela o 1,5 yaşında. Bunlar da 5-6 aylık var. Bunlar onlardan büyük de gördün mü? Çünkü siklet farkı var. Tabii hafif siklet bunlar. Ya bunlara büyük dediğimiz zaman kimse herhalde inanmıyor. Yani küçük sanıyorlar. Normal bir horoz. Kamerada falan biraz küçük gözü. Canlı görmek lazım. Normal sıradan bir horoz. Yani boy olarak. Bu da bir yavru. Ne kadar fark var gördün mü? Horoz. Bu da bir yavru. Mesela bu bir horoz. Bu da bir yavru. Daha ötmüyor bile. Görün gibi nasıl bir fark var? Şimdi bunu böyle geri atalım. Ah, o ne? Burada bizi sinirlendi. Bizi haşlar bu. Çünkü şey ya. Biraz kart. Kartla bunlar asla dövüşmemesi lazım arkadaşlar. Çünkü bunlar yavrular. Şşş, tamam oğlum dur. Şşş, tamam gel. Yarıma gel. Sakin ol. Yani bunların boyutları, bunların büyüdüğü zaman zaten 2 kat olur. Arkadaşlar bunlar da Burka yavruları. Sadece annelere farklı ama bunlarla aynılar. Mesela siyahlar aynı anne baba. Şunlar da yani horoz şu an belki kaçırmıyor çünkü horoz tutmuyor ya. Şunu koyayım. Birkaç tane tavuk çok kaçırmıyor Mert. Aynı baba. Bire bire yani. Öz anne öz baba. Ben abiye verdim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel hayvan oldu. Nasıl yakışıyor değil mi bunlara? Aynen. Ama tabii bunlar kardeş oldukları için olmuyor arkadaşlar. Şu kırmızı horoz şey tavuk biraz. Yani onlarla olabilir mesela. Onlar çünkü anneleri farklı herhalde. O da biraz hırçın mı? Allah Allah. Şu kırmızı var ya. Horoz gibi kabarıyor bak. İşte aynen. Ya bunlar hep arkadaşlar Burkan'ın yavruları. Bu hangisi herhalde? Bu siyah Mert sizin... Kasal dedin mi? Aynen. Şimdi arkadaşlar Burkan'ın yavrularıyla eşleştirmek için dev bir tavuk aldım. Bu da Burkan'ın akrabası aslında. Şu anda 3-600. Yani şu ana kadar böyle bir tavuk görmedim. Resmen horozlardan büyük. Bu da Burkan'ın akrabasıymış ya. Halası da olabilir. Yani o civarda bir şey arkadaşlar. Yani kasal horozunu Burkan'ın. Şimdi bunu diğer bizim dışarıda saldıklarımla yana götüreceğim. Bakalım boyutlarını görebilecek miyiz? Yani şu ana kadar gördüğüm en büyük tavuk. Ve en güzeli. Hadi gidelim gel. Çok da sakin. Bunun altından arkadaşlar devler çıkacak. Kendisi 3600. Burada da arkadaşlar dışarıda bıraktığım ekip var. Anaç tavuk. Sonra Burkan'ın yavruları. Anaç tavuk da şu arkadaki siyahı eşleştireceğim. Şuraya atayım. Boyunu sizlere görün arkadaşlar. Bakın şuradaki bizim anaç tavuğumuz. Onun arkasındaki de Burkan'ın en uzun boylu olan yavrusu. Onun arkasındaki de yine yani üst rasyonlardan biri o. Diğerleri bundan arkadaşlar. Bir ay küçük de şu arkadakiler. Şu ikili yani üst rasyonlar vardı ya onların ikisi. Bunun yanına arkadaşlar Burkan'ın en kasalı yavrusunu atacağım. Bu tavuk da çok kasalı gördüğünüz gibi omuzlar böyle dik yani kasalı demek. Bakın bu da çok boylu. Onunla anaç tavuğu eşleştireceğim. Bakın bu bizim anaç tavuğumuzdan bile büyük. Anaç tavuğunu da bununla eşleştireceğim arkadaşlar. Çok boylu bir güzel bir yavru oldu ya da bununla ikisinden biriyle eşleştireceğim. Normalde bizim anaç tavuğumuz da dev gibi ama gördüğünüz gibi bunun yanında ufacık kalıyor. Bu harika bir hayvan. Horozlardan büyük. Ama bu da çok güzel bir hayvan. Şşşt. Bana dövüşmeyin.
Ya bizim araç tavuk bunun yanında ufacık alıyor ya. Çok omuzlu bir hayvan. Sakin kalabalar, sakin. Araç tavukla bakın yan yana geliyor. Araç tavuğun iki katı resmen. Araç tavuğa vuracak. Lan. Dur, dövüşmeyin. Bununla da şu araç tavuğu eşleştireceğim. En boyluları boylularla, kasarları kasarlarla. Bu da Boykan'ın oğlu. İşte bir taneyi içeri ayırdım arkadaşlar bunlardan. Şşşt. Tavuktan kaçıyor şu anda. Çünkü tavuk tutmuyor orada. Ama buna bunu tutuyorlar. Çok harika bir hayvan ya. Çok dev. Resmen devasa bir hayvan. Benim şu ana kadar kapıma gelen en büyük hayvan. Gördüğünüz gibi bizim araçlar ne kadar büyük arkadaşlar. Bu sefer de böyle bir çıkım alacağım. Boylularla boylular, kasarlarla kasarlar. Bakalım ne olacak. Hep beraber göreceğiz. Çok harika bir hayvan. Eğer başına bir olay gelmişse gerçekten güzel yavrular alacağız. Şimdi arkadaşlar anaç tavukla yan yana getirdim. Dövüşmeler için de böyle bir şey yaptım. İkisi de birbirine, dövüşmek istiyor. Normalde yani karşı karşıya gelince çok güzel bir tavuk maşallah diyelim. İnşallah soyu bize soylanmış. Bunun yanına getireceğim horozu da arkadaşlar şimdi getireyim buraya, bir bakın ona da. Bu da çok kasalı, Boykan'ın yavrusu. Bu da arkadaşlar Boykan'ın çok kasalı dediğim horozu var ya. Ya bunlar yavrular şu anda, daha tutmuyorlardı ama buraya geldik, başlardaki buraya geldiler ya, başlardaki horozu ayırdım bunlardan, yani lideri. Lider derken yani baskın olan horozu. Şu anda bunu içeri aldım. Bu çok aşırı kasalı bir hayvan. Aynı Boyka gibi. Bakın omuzları anlayabilirsiniz. Aynı Boyka'nın küçüklüğü bu. Şu iki kasalıyı birbiriyle eşleyeceğim. Bu daha demin bir tane uzun boylu vardı ya tavuğun yanında. Anaç tavukla eşleyeceğim dedim ya. Onun kardeşi işte. Üç silahşörden biri bu da. Ama bu çok kasalı. Ama diğeri de boylu. Aynı Boyka zaten bu. Obaya çekmiş. Aynı Boyka. Bu ikinin yavrularını alacağız işte arkadaşlar. Bu daha civciv yani. Daha yeni bu arkadaşlar, belki de ötmeye başlar yakında. Yani yeni adam oluyor. Bu da çok kasarlı bir hayvan. Sizinden ağır kilo yavru alacağız. Şu anda bu 3-600 tavuk. Orada düşmeyelim de yani. Tavuk çok aşırı büyük. Ve Boykan'ın akrabası olduğu için, bu da Boykan'ın oğlu olduğu için arkadaşlar çok güzel bir gen olacak. Yani eski atalara dönecek yavrular. Bu videoyu da böyle arkadaşlar Hint horozu sevenlere yaptım. İnşallah beğenirsiniz. Gerçekten bu aldığım en sonki tavuk tam bir kalite. Ve Boykan'ın akrabası olması beni de çok sevindiriyor. Bu yüzden benim için çok da değerli. Çok sağlam kan yani. Bu da yeni horoz oluyor arkadaşlar. Kasasıyla falan. Gerçekten güzel bir horoz olacak. Kardeşlerin içinden en gelişkin kasalı olan bu. Diğer bir tanesi de bundan boylu ama. Onu da anaç tavukla eşleştireceğim. Aynı Boykan'ın küçüklüğü ya bu. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, hoşçakalın. Bir gün bu ikilinin yavrusunu da göreceğiz. Bu yakında ötmeye başlar zaten. Baksana da kabarmış biraz. O zaman daha net görüşürüz arkadaşlar. Bakalım kaç kilo bir horoz olacak. Ve yavrular nasıl olacak. Bunlardan devleri bekliyorum. Yeni yeni horoz olmaya başladı işte. Pişt, pişt, pişt.